Sevgili kitap severler, dinlediğiniz kitaplara birkaç kelime de olsa yorum yapmak, abone olmak ve beğen tuşuna basmak kanalımızın başarılı sonuçlar almasında çok önemlidir. Destekleriniz için teşekkür eder, keyifli dinlemeler dileriz. Beyaz Sessizlik Jack London Mason ağzındaki buz kırıntılarını tükürdü. Sonra üzgün gözlerle köpeğe bakarak, Carmen taş çatlasa iki gün daha dayanır, dedi. Sonra hayvanın tırnakları arasında acımasızca kas katı kesilmiş olan buzları kemirmek için ayağını ağzına aldı. İşi bitip de hayvanı kıyıya iterken, ''Bunun gibi kibar adlı hayvanların işe yaradığını hiç görmedim.'' dedi. Böylelerinin canı burnundadır. Sıkıyı görünce tahtalı köyü verirler hemen. Keşir, şivaş ya da husky gibi doğru dürüst adı olan köpeklerden böyle çıt kırıldımların çıktığı görülmüş şey midir hiç?'' Ne gezer efendim al işte şu şokum örneği tam o sırada zayıf hayvan birden bire yerinden fırladı dişleri Messi'nin gırtlağını yaladı geçti bak sen ısıracaksın öyle mi kamçının sapı ile köpeğin kulak tozuna ölçülü bir darbe indirdi ağzından salyalar akan hayvan mızıldanarak karlara yuvarlandı ne diyordum ha şu şokumu görüyorsun işte köpek dediğin böyle olur kalıbıma basarım hafta sona ermeden karmeni gövdeye indirecektir bak dediydi dersin melmut git buzları çözülsün diye ateşe koydukları peksimeti ters yüz ederken bana sorarsan dedi yolculuğumuz sona ermeden asıl biz şokumu gövdeye indireceğiz öyle değil mi rud kızıl derili kadın bir buz parçasıyla kahveyi karıştırıyordu bakışları melmut git kocası ve sonra da köpekleri arasında gidip geldi ama soruyu karşılıksız bıraktı. Çünkü bu öylesine apaçık bir gerçekti ki lafını etmek bile gereksizdi. Yapmaları gereken 200 millik yolculuk boyunca kendilerine topu topu 6 gün yetecek kadar kumanyaları kalmıştı. Kadın ve iki adam ateşin başına oturarak katıksız peksimetlerini yemeye başladılar. Öğle yemeği için konakladıklarından köpekler üstlerinde komşularıyla hemen oracağa uzanmış yatıyorlar ve her lokmaya ağızlarının suyu akarak bakıyorlardı. Malmut git, bundan sonra öğle yemeği yemek yok, dedi. Hem köpeklerden de gözümüzü ayırmamalıyız. Gitgide azıtıyorlar. İlk fırsatta insanı paramparça edebilirler. Neyse, durup dururken laf olsun diye bir zamanlar kilisede pazarları vaaz verirdim," dedi. Gözlerini dikmiş, buhar çıkaran makosenlerini inceliyordu dalgın dalgın. Ama Ruth fincanını doldururken bu dalgınlığından sıyrıldı. "Şükürler olsun ki dünya kadar çayımız var. Tennessee'de de çay yetişirdi, görmüştüm. Şimdi şöyle sıcacık bir mısır çorbasına neler vermem neler." "Ama boş ver Ruth." Nasıl olsa açlığım da makasan giyme ihtiyacım gibi uzun sürmeyecek. Bu sözler karşısında kadının üzüntüsü yok oldu. Gördüğü ilk beyaz adam, kadına basit bir yük katırıymış gibi davranmayan ilk erkek olan beyaz efendisine sevecen gözlerle baktı. Kocası yalnızca kendilerinin anladığı o çetrefil dille konuşmasını sürdürdü. Evet Ruth, Şuradan paçayı sıyırıp da kapağı dışarı atıncaya dek sık dişini hele. Beyaz adamın kayığına bindik mi, ver elini tuzlusu. Oraya gideceğiz, o berbat sulara, kaba sulara. Kocaman dağlar hop oturur, hop kalkar orada. Hem de öyle geniş, öyle uzakta ki, git babam git. On uyku, yirmi uyku, kırk uyku boyu, git ha git. Parmakları ile günleri saymaya çalışıyordu yanın yören hep su, hep o berbat su. Derken kocaman bir köye gelirsin. Çok, hem de pek çok insan vardır orada. Gelecek yazın sivrisinekleri kadar çok. Kulübeleri yüksek mi yüksek? Ben diyeyim on çam, sen de yirmi çam. O kadar ki yüksek. Ne yapacağını bilmez bir halde duraladı bir an. Melmut ki yalvaran gözlerle baktı. Sonra bir görevi yerine getirircesine el işaretiyle yirmi çamı üst üste koydu. Melmut git ona bakarken bıyık altından gülümsedi. Ama Ruth'un gözleri fal taşı gibi açılmış, hayranlık ve sevinçle aydınlanmıştı. Çünkü adamın kendisiyle alay ettiğini sanıyor, böylesine bir tenezzül bile kadıncağızın yüreğini sevinçle dolduruyordu. Sonra bir kutuya biniyor ve hop yukarı çıkıyorsun. Bunu daha iyi göstermek için boş fincanını havaya attı ve düşerken ustaca tuttu. Ve hop aşağı inersin. Hey gidi büyük doktor adamlar. Sen Fort Yukon'a gidersin. Ben de Arstix diye. 25 uyku, yolda uzun bir tel var. Ben şöyle bir yakalarım. Derim ki, ne var ne yok Ruth. Sen de, bu benim sevgili kocam mı? dersin. Ben, heya derim. Sen, ekmeği iyi pişiremiyorum soda bitti dersin. Ben de şöyle derim. Onun altındaki kovuğa bak. Hoşça kal. Sen de dediğim yere bakar, elinle koymuş gibi bulursun. Hem de bu sırada sen ta Fort Yukan'dasın. Bense ta Arstixti'de. Hey gözünü sevdiğim doktor adamlar. Bu peri masalını dinlerken Ruth'un öyle saf saf bir gülümseyişi vardı ki, iki adam da makaraları koyverdi. Ama tam bu sırada köpeklerin arasında bir kavga patlak verdi. Dışarının olağanüstü güzelliklerinin anlatılması da böylece yarıda kaldı. Hırlayan, birbirleriyle dalaşan köpekler ayrıldıklarında rut kızakları bağlamıştı. Yola çıkmaya hazırdılar artık. Mason kamçısını ustaca salladı. Haydi, baldi, haydi. Köpekler havlamaya başlayınca elindeki sopayla kızağı saran buzları parçaladı. Ruth ikinci kızağı sürüyordu. Melmut Git ise Rut'a yardımcı olarak onun ardı sıra ilerliyordu. Taşı sıksa suyunu çıkaracak kadar güçlü, kuvvetli ve vahşi olmasına karşın yine de zavallı hayvanları kırbaçlamaya kıyamıyor, bir köpek sürüsünce ender rastlanır bir sabırla hayvanların suyuna gidiyor dahası onların bu acınası düşkünlükleri karşısında onlarla birlikte yanıp yakınıyordu. Kıza yürütmek için bir süre boşu boşuna uğraştı durdu. Hadi kımıldanın bakalım zavallı topal hayvancıklar diye mırıldandı. En sonunda sabrının karşılığını gördü. Köpekler acı acı mızıldanarak arkadaşlarına yetişmek üzere ileri atıldılar. Kimse ağzını açmıyordu artık konuşma filan yoktu Çünkü zorlu yolculuk böylesine gereksiz bir güç yitimine izin vermezdi Yolculuk sırasındaki onca öldürücü işler yetmezmiş gibi Nordland yolunun kötülüğü de çabadır Bir günlük yolu sessiz sedasız gürültüsüz patırtısız alan adam mutludur Eğer bu yol daha önce çiğnenerek açılmış bir yol ise tabii bütün bu çileli işler içinde çiğnenmemiş bir yolu aşmaktan daha beteri yoktur. Büyük kar ayakkabısı her adımda diz boyu karlara gömülür. Bu durumda kar ayakkabısını dimdik yukarı, ta kar yüzeyinin iyice üstüne çıkıncaya dek kaldırmak zorundadır insan. Bu işin acemisi olan biri, eğer rastlantı eseri ayakkabılarıyla tehlikeli yerlere basmaz da bu kalleş yolun üstüne boylu boyunca uzanmasa bile daha yüz adım gitmeden yorgun argın ve bitkin bir durumda bu işi bırakacaktır. Ama bütün bir gün boyunca köpeklerin önü sıra kazasız belasız yol almayı başarmış biri ise her türlü anlayışın üstünde bir gönül rahatlığı ve gururla battaniyelerinin arasına kırılabilir.'' böylesine upuzun bir yolda 20 uyku boyu yolculuk yapan bir insana ilahlar bile parmak ısırır. İkindi ilerliyordu. Suskun yolcular beyaz sessizliğin verdiği korku ile kendilerini tümüyle işlerine kaptırmışlardı. Doğanın heybesinde insanoğlunu kendi ölümcüllüğüne inandıracak binbir türlü tuzak gizlidir. Gürül gürül çağıldayan deli ırmaklar, zincirinden boşanmış korkunç kasırgalar, yer sarsıntıları, gök gürültüsü. Ama bütün bunların içinde en korkuncu, insana en çok şaşkına çevireni o gizemli görünüşüyle beyaz sessizliktir. Kıpırdayan hiçbir şey yoktur. Beyaz sessizlikte gökyüzü daha bir açılır, hava bakırdanmış gibi parlar, küçücük bir fısıltı bile günahmış gibi gelir adama. İnsan kendi sesinin gürültüsünden ürker, utanç ve korku düşer içine. Ölü bir dünyanın hayalet çölünde yolculuk eden biricik yaşam zerresi olduğu için bu cüretine şaşar kalır. Yaşamının bir hortlak yaşantısından öte bir şey olamayacağını düşünerek ürperir. Farkında olmaksızın doğan garip düşünceler kaplar içini ve her şeyin üzerine bir gizem perdesidir iner. Gün böylece geçti. Irmak geniş bir yay çiziyordu. Mason köpekleri kestirmeden sürdü. Ama hayvanlar dik yokuşun başına gelince durakladılar. Ruth ile Melmut kit kızakları arkadan ittiler. Yine de kızak ikide bir aşağı kayıyordu. Bunun üzerine el birliğiyle çalışmaya başladılar. Açlıktan bitkin düşen zavallı hayvanlar son güçlerini harcayarak büyük bir çaba gösterdiler. En sonunda kızak yokuşun tepesine ulaştı. Ama bu arada en öndeki köpek Mason'ın kar ayakkabılarını parçalayarak arkasındakileri sağa doğru çekti. Sonuç yürekler acısıydı. Mason yere yuvarlanmış, köpeklerden biri düşmüş ve kızak her şeyi kendisiyle birlikte sürükleyerek yine gerisin geri yokuş aşağı kaymıştı. Kamçı, şırrak diye şaklayarak köpeklerin arasına, en çok da düşmüş olan köpeğin vücuduna vahşice indi. Melmut kit, ne olur yapma Meysin, diye yalvardı. Zavallı hayvan, can çekişiyor zaten baksana, dur da benimkileri öne koyalım. Ama Melmut kit, derdini anlatıncaya dek Meysin'in kamçısı çoktan fırlamış ve suçlu hayvanın vücuduna dolanmıştı bile. Karmen çünkü bu karmendi. Karlar arasına serildi. Yürek parçalayıcı bir çığlık kopardı ve sonra yan yattı. Korkunç bir andı bu. Yolculuğun tatsız, tüyler ürpertici bir olayıydı. Can çekişmekte olan bir köpek ve öfkeli iki arkadaş. Rut'un kaygılı gözleri iki adam arasında mekik dokuyordu. Melmut git gözlerinde suçlama çığlığı ile öbürüne bakmakla yetindi. Sonra köpeğin üzerine eğildi. Kayışlarını kesti. İşleri yoluna koyduktan sonra yeniden yola koyuldular. Yaralı köpek sürüne sürüne arkalarından geliyordu. Yaralı bir köpek yürüyebildiği sürece öldürülmezdi. Kampa kadar sürüklenebileceği düşüncesiyle ona böyle bir şans tanınırdı. Mason bir an için öfkesine kapıldığı için pişmandı. Ama tükürdüğünü yalamayacak kadar da dediğim dedik biriydi havada asılı tehlikeden habersiz kafilenin başında ilerliyordu şimdi. Sık ormanlık bir alanda yol alıyorlardı. Yolun elli adım kadar ötesinde koskocaman bir çam ağacı vardı. Kuşaklardan beri oracıkta yükselip durmuştu. Ve alın yazısı kuşaklardan beri ona belirli bir son hazırlamıştı. Öyle bir son ki belki de Nelson'unkinin tıpkısı. Mason, Makoseni'nin çözülmüş bağcığını bağlamak için durdu. Kızaklarda durdu. Köpekler sessizce uzandılar. Ortalıkta gizemli bir durgunluk vardı. Her yanı buzlarla sarılı ormanda çıt çıkmıyordu. Dış dünyanın soğuk sessizliği doğanın yüreğini dondurmuş, titreyen dudaklarını mühürlemişti. Havayı bir ıslık sesi yaladı ama onlar bunu işitmediler hareketsiz, boşlukta bir kımıldanışın uyarısını sezinler gibi oldular. Yılların ve karların ağırlığıyla yüklü dev ağaç yaşam trajedisinde son rolünü oynadı. Mason kendisini uyaran çatırtıyı işitti. Kendini hemen yana atmaya çalıştı. Gel gelelim daha fırlamaya kalmadan yarı ayaktayken darbeyi sırtına yedi. Birdenbire patlak veren bir tehlike ve çabuk bir ölüm. Melmutkit ne kadar da çok karşılaşmıştı bununla. Buyruklarını verip işe koyulduğunda çam pürenleri hala titreyip duruyordu. Kızıl derili kadın diğer birçok beyaz kardeşleri gibi ayılıp bayılmaya kalkmadı. Gereksiz yere ağlayıp sızlayarak nefeste tüketmedi. Melmutkit'in buyruğu ve kocasının iniltisini dinleyerek hemen tüm ağırlığıyla manevalanın üstüne yüklendi. Böylece ağacın basıncını biraz olsun azalttı. Bu sırada Melmut Git baltasıyla ağaca saldırıp duruyordu. Keskin, çelik, donmuş ağaç gövdesine neşeyle iniyor, her vuruşta belli belirsiz boğuk bir soluk, odun kesicinin hıh sesi işitiliyordu. Melmut Git en sonunda ağacın altından çıkarabildiği insan kalıntısını karların içine yatırdı kadının yüzündeki sessiz acı, arkadaşının çektiği acıdan daha da beterdi. Hem umutlu hem de umutsuzluk okunan gözlerle bakıyordu. Öyle pek bir şey konuşulmamıştı aralarında. Kuzeyin insanları boş lafın karın doyurmazlığını ve işin paha biçilmez değerini pek erken öğrenirler sıfırın altında 60 derecede bir adamın karlar içinde bir iki dakika yatıp da hala yaşayabilmesi olanaksızdır. Bu yüzden kızağın bağları hemen çözüldü. Yaralı adam kürklere sarılıp sarmalandı ve yatırıldı. Yattığı yerin hemen önünde kazaya yol açan devrik ağacın dallarından yakılmak bir ateş yanmaktaydı ucunda sıcaklığı az çok tutan bir parça çadır bezi geriliydi. Ölümle koyun koyuna yatan insanlar sıralanılan gelme zamanını iyi bilirler. Mason'ın cıcığı çıkmıştı neredeyse. Şöyle gelişi güzel bir yoklama ile bile anlaşılıyordu bu. Sağ kolu, bacağı ve bel kemiği kırılmıştı. Belden aşağısı tutmuyordu. Büyük bir olasılıkla iç organları da zedelenmişti hala yaşadığını gösteren tek belirti ara sıra çıkardığı iniltilerdi. Umut yok, elden de bir şey gelmiyor. Gece ağır ağır gelip çatan acımasız gece. Rutun kara yazısı, soyunun umutsuz sabrı. Ve bakır tenli yüzüne yeni yeni çizgiler yerleşen Melmut Kid. Aslında Mason ikisinden de daha az çekiyordu şimdi. O doğu tenlisi de Grit Smaki dağlarında gezip tozuyordu çünkü. Çocukluk günlerini yeniden yaşıyordu oralarda. Saçma sapan laflar ediyor, gölleri, avları, bostan hırsızlıklarını sayıklıyordu. Artık neredeyse büsbütün unutulmaya yüz tutmuş olan güney dilinin o tatlı ezgisi her şeyden daha çok coşturuyordu insanı. Rut'un anlayamadığı bu sayıklamaları Melmut Kit anlıyor ve bunları ta içinde, yüreğinin derinliklerinde duyuyordu. Tıpkı uygarlığın ifade ettiği şeylerden yıllar yılı uzak kalmış birinin duyabileceği gibi hem de. Sabahla birlikte yaralı adamın bilinci de yerine geldi. Melmut Kit, belli belirsiz mırıltıları daha iyi işitebilmek için Mason'ın üstüne daha çok eğildi. Tanana'da tanıştığımız zamanı anımsıyorsun değil mi?'' Bu kış dört yıl olacak. O zamanlar pek umursamazdım onu. Neden dersen, her şeyden çok güzelliğine tutkundum da ondan. Ama biliyor musun, şimdi, şimdi anlıyorum Rut'un değerini. İyi bir eş, çok iyi bir karı olmuştu bana. Başım ne zaman sıkışsa, onu hep yanı başımda bulurdum. Bilirsin, alışveriş dedin mi, kimse eline su dökemez onun. Nukluk Yeto'daki kıtlık dönemini anımsar mısın? ya haber getirmek için kış bastırmadan önce koşmasını. Doğrusu ya bana iyi bir eş, öteki karımdan çok daha iyi bir eş oldu. Bilmiyordun değil mi? Daha önce evlenmiş olduğumu. Öyle ya, bundan hiç söz etmemiştim sana. Bizim orada bir kez denemiştim işte. Zaten şimdi bu yüzden buralardayım. Birlikte büyümüştük onunla. Boşansın diye fırsat vermek için kapağı buralara attım. Ve o da boşandı. Ama bunun Ruth'la bir ilgisi olduğunu sanma sakın. Onu alıp önümüzdeki kış Amerika'ya döneyim diyordum. Gel gör ki iş işten geçti artık. Onu ailesinin yanına yollama emikip, bir kadının baba ocağına dönmesi zor şeydir. Düşün bir kez. Dört yıl var ki bizim pastırmamızı, fasulyemizi, unumuzu, kuru meyvelerimizi yemeye alıştı. Şimdi tutar da kuru kuruya balık ve geyik etiyle nasıl yaşar? Bizim yollarımızın kendi kabilesinin keçi yollarından daha iyi olduğunu öğrendikten sonra geri singeri baba toprağına dönmek ruta ölüm gibi gelir. Ona göz kulak ol kit. Hatta niye sen? Ama yo, sen oldum bittim utangaçsındır onlara karşı. Sahi, yahu sen bu ülkeye geliş nedenini hiç anlatmadın bana. Onunla ilgilen emi sevgini esirgeme. İlk fırsatta Birleşik Devletler'e yolla onu. Ama canı isteyince yine geri dönebilsin. Yerini yurdunu özleyebilir bakarsın. Şu bebek var ya hani, işte o bizi sımsıkı bağladı birbirimize kit. Umarım oğlan olur. Düşünebiliyor musun kit? Benden bir parça o. Bu topraklarda kalmaması gerek. Hoş, kız olursa nasıl olsa kalamaz zaten. Kürklerimi satıp savarsın su içinde 5000 bin dolar eder. Eh, bir o kadar da kumpanya da var. Seninkilerle birlikte benim maden hisselerini de işletirsin. Oğlumun iyi bir öğrenim görmesi için elinden geleni yap. Bundan daha önemlisi de sakın buralara gelmeye kalkmasın. Bu ülkede yaşamak beyaz insanların harcı değil. Ben ölmüş sayılırım ki. Çok çok üç dört uykuluk bir ömrüm kaldı. Siz yolunuzdan kalmayın sakın. Yola devam etmeniz gerek. Unutma, o benim karım, benim oğlum. Hey Tanrım, öyle istiyorum ki oğlum olmasını. Benim yanımda çakılıp kalamazsınız. Emrediyorum. Ben, son demlerini yaşayan ben, size emrediyorum. Yolunuza devam edin. Melmut Kit, Mason'ı kararından döndürmeye çalıştı. Üç gün izin ver bana. Kim bilir, belki de iyileşirsin.'' Bakarsın beklenmedik bir şey olur. Olmaz. Yalnızca üç gün. Yola devam etmeniz gerek. İki gün. Bunlar karım ve oğlum kit. Böyle bir şeyi nasıl istersin benden? Bir gün. Hayır. Hayır. Siz. Ama yalnızca bir gün. Kumanyayı idare edebiliriz. Hem bakarsın bir geyik de vurabilirim. Yo, olmaz. Eh, peki. Ama bak yalnızca bir gün. Bir dakika bile fazla değil ve sakın unutma kit. Beni yapayalnız bırakmayın böyle. Teteye şöyle bir asıldın mı? Tamam. Anlıyorsun ya. Düşün bir kez. Düşün. Kendimden bir parça ve ben onu göremeyeceğim. Çağır Rutu. Buraya gelsin. Vedalaşmak istiyorum onunla. Oğlumuzu düşünmesini, benim ölümümü beklememesini söyleyeceğim. Bunu benim ağzımdan duymazsa belki seninle gitmeyi kabul etmez. Elveda dostum. Elveda. Kit, can çekişen adamın sönmekte olan gururunu ve son titrek sözlerini duymak için iyice eğildi. Kusura bakma, çok üzgünüm Carmen için. Anlıyorsun ya. Melmut Kit, gözü yaşlı kızıl derili kızı kocasıyla baş başa bıraktı. Kar ayakkabılarını giydi. Tüfeğini koltuğunun altına kıstırarak ormana daldı. Kuzeyin derin acılarına yabancı sayılmazdı hiç böylesine zor bir durumda da kalmış değildi şimdiye dek. Aslında basit bir aritmetiksel sorunla karşı karşıyaydı. Ölümü kaçınılmaz bir canlıya karşı, yaşama olasılığı olan üç canlı. Ama yine de bocalıyordu işte. Beş yıldır omuz omuza, dere tepede, kamplarda, madenlerde, sellerde, kıtlık dönemlerinde ölümle burun buruna gelerek sıkı bir arkadaşlık bağı kurmuşlardı aralarında. Bu bağ öylesine sağlamdı ki, aralarına ilk girdiği zamanlar rüta karşı için için kıskançlık bile duymuştu. Ama bu bağı kendi elleriyle koparıp atmak zorunda kalmıştı şimdi. Bir geyik, yalnızca bir geyik avlayabilmek için dua ediyordu. Ama görünüşe bakılırsa tüm hayvanlar çekip gitmiş olmalıydı buralardan. Karanlık basarken bitkin bir durumda sürünerek kampa döndü. Eli boş, yüreği sıkıntılıydı. Birden köpeklerin havlayışını ve Rut'un çığlıklarını işiterek hızını artırdı. Kampa geldiğinde Rut'u hırlayan köpeklerin arasında buldu. Kızın elinde bir balta vardı. Efendilerine karşı ayaklanan hayvanlar yiyeceklere saldırıyordu. Tüfeğin dipçiğini kullanarak o da kavganın arasına daldı. Tüfekle balta bir inip bir kalkıyor, düzenli aralıklarla sakınıyor ya da vuruyor. İçlerini kan bürümüş gözler, ağızlardan akan salyalar ve çevik vücutlar parlıyor. İnsan ile hayvan varılabilecek en acı sonuca bir an önce ulaşabilmek için kıyasıya savaşıyordu. Sonunda köpekler yenik düştü. Yaralarını yalayarak ateşten saçılan aydınlığın bir kıyısına çekildiler ve yıldızlara karşı acı acı uludular. Ellerinde kalan tütsülenmiş balığın tümünü de yiyip bitirmişlerdi. Şimdi önlerindeki bu 200 millik ıssızlıkta yiyecek olarak topu topu 2-3 kilo kadar unları kalmıştı. Melmut Kit, beyni dağılmış bir köpeğin henüz soğumamış cesedini doğrarken Ruth da kocasının yanına döndü. Ölü hayvanın derisi ve işe yaramaz parçaları kısa bir süre önce aralarında bulunduğu soydaşlarının önüne atıldı. Artan parçalar ise özenle bir kenara ayrıldı. Sabahleyin yeni yeni terslikler patlak verdi. Köpekler birbirlerini yemeye kalktılar. Öbür hayvanlar hala ölmemiş olan Carmen'in üzerine saldırıp onu yere yıktılar. Öylesine kudurmuşlardı ki kırbaç mırbaç vız geliyordu. Darbelere mana mısın demeden homurdanıyor, havlıyorlardı. Kurbanlarının kemiğini, kılını, derisini, en küçük bir parçasını bırakmaksızın her şeyi silip süpürmeden dağılmadılar. Mermutkit yeniden Tennessee'ye dönen Mason'a kulak verdikten sonra işe koyuldu. Oracıkta bulunan çam ağaçlarından yararlanarak çabuk çabuk çalışmaya başladı. Ruth onun bir gizleme yeri yaptığını gördü. Etlerini köpekler ve kurtlar yemesin diye Avcılar ara sıra böyle gizleme yerleri yaparlardı. Melmutkit iki bodur çam ağacını, tepeleri yere değecek kadar eğmiş, kayışlarla birbirine bağlamıştı. Bu iş bitince sıra köpekleri iki kızağa koşmaya geldi. Ancak dayak zoruyla boyun eğdirebildi hayvanlara. Sonra Mason'ın sarılı olduğu kürklerin dışında bütün eşyayı kızaklara yükledi. Mason'u örten kürkleri vücuduna sıkıca bağladıktan sonra iki ucunu yere eğik duran çam ağaçlarını tutturdu. Bu durumda bıçağını indirdiği zaman Mason havaya fırlayacaktı. Ruth, kocasının son isteğini kendi ağzından işittiği için karşı koymaya kalkmadı. Kızcağız boyun eğme dersini çok iyi bellemişti. Daha çocukken bu yaratıcı efendilerin bir dediğini iki etmemiş, üstelik bütün kadınların onlara boyun eğdiklerine tanık olmuştu. Direnmek bir kadının elinden gelmezdi zaten. Kit, acısını dile getirsin diye kocasını öpmesine, oysa kendi kabilesinin töresinde böyle şeyler yoktu. İzin verdi. Sonra Rut'u öndeki kıza götürüp kar ayakkabılarını giymesine yardımcı oldu. Kız, kör bir dürtüyle, bilinç dışı bir itilimle kamçıyı kavradı ve köpekleri hayladı. Kit de yeniden kendinden geçen Mason'ın yanına döndü. Rutun gidişinden sonra epeyce uzun bir süre ateşin başında oturdu. Arkadaşının bir an önce ölmesi umuduyla dua ederek bekledi. Beyaz sessizlikte acılı düşüncelerle baş başa kalmak hiç de hoş bir şey değildir. Gerçi kederin sessizliği sevecendir. İnsana kol kanat gerer ve anlaşılmaz sayısız sözlerle avutup bağrına basar adamı. Gel gelelim kurşuni gökyüzü altındaki o buz gibi berrak ve parlak beyaz sessizlik acımasızdır. Bir saat geçti, iki saat geçti, adam ölmedi. Öyle üzeri güneş, küçücük bir parçasını bile güney ufkundan göstermeksizin gökyüzüne bir ateş lekesi fırlattı. Ve fırlatmasıyla da elini eteğini çekmesi bir oldu. Melmut kit yerinden kalktı. Arkadaşının yanına gitti. Uçsuz bucaksız ıssızlığa şöyle bir göz gezdirdi. Beyaz sessizlik kıs kıs gülüyordu onu sanki. Ansızın dehşetli bir korkuya kaptırdı kendini. Keskin bir yaylanma sesi işitildi. Mason havadaki mezarına fırladı. Melmut git köpekleri çılgınca haylayarak karların arasından kaçıp gitti.